Selamlar, ben Zafer Akçay. Mehmet'le birlikteyiz ve Şile'ye doğru gidiyor. Mehmet, kapanan üniversite orası. Bakın ne oluyor. Bakalım yani Mehmet niye bu duruma düştü? Ne yaptı? Ne yapabilirdi? Buna bakalım. Ama hiçbir şey yapmıyor gibi Mehmet. Yani öncelikle bakın bu araba sağa doğru geliyor. Sinyal de var yanlış görmüyorsam. Bu yeşil çizgiyi izleyebilirdi. Çok hafif bir kontrayla bisikletle bu ticari aracın arasına girebilirdi. Bunu yapmadı. Hedefe kilitlendi ve dümdüz vurdu. Geçmiş olsun. Devam ediyoruz Hüsamettin'le. Geniş bir yolda gidiyor Hüsamettin. Oh, keyfi de yerinde, eller kollar serbest. Neyse, gid onu tutayım dedi galiba. İleride bir şeylerden şüphelendi ve sola geçti. Ama ya işte hız ve yön değiştirmeden önce yapmamız gereken bir şey var. Hatırlıyor musunuz? Hız ve yön değiştirmeden önce ne yapmak lazımdı? Sorumuz bu. Şimdi burada Hüsamettin bir şeylerden şüpheleniyor ve sola kaçmak istiyor. Ama öncesinde, şimdi şüphelendiği şeyler bunlar. Fakat bu manevra öncesinde bir şey yapması lazım. Aynaya bakması lazım. Çünkü aynaya bakmak hız ve yön değiştirmeden önce şarttır. Bu arabayı görür, bu kadar sola kaçmazdı belki. Daha az kaçarak ikisinin de geçmesine yol açabilirdi. Tabii ki yani o öyle kum mu dökülür? Daha önceye kukalar konması lazım falan. Kabul ediyorum. Ama şu ayna olayını atlamayın lütfen. Bakın, kural son derece basit. Yön ve hız değiştirmeden önce aynı kontrolü mutlaka yapın. Bunu yapsaydı bu olay yaşanmayacaktı. Bakın Hüsamettin o arabayı vuruyor. Göreceksiniz şimdi. Gidonuyla vuruyor. Yani keşke olmasaydı. Ama oluyor. Aynaya bakalım be Hüsamettin'cim. Muhabbeti dinleyelim. Valla sıçtım ya. Ya hani orada adam yola atlayacak sandım. Adama ben selektör çektim diye bastım. Hiç bakmam yola atlayacağım. Arabanın o kadar hızlı gelmesi suç, Hüsamettin'in aynaya bakmaması suç. Yani ortak bir şeyler var burada. Bakın arabaya Hüsamettin'in gidonu çiziyor. Topuz yok Allah'tan. Büyük geçmiş olsun. Aynalara bakalım. Ah, tüpçü bir arkadaşım gidiyor. Tüpçü. Ama yani bunlarda tüp taşınması yasak benim bildiğim kadarıyla. Bir tane tüpçümüz vardı hatırlayın. Değil mi? Kim bu? Tüpçü Fikret. Yani bu tabii ki böyle mizansen olarak, komedi olarak falan güzel ki tüpçü Fikret bile tüp taşımıyor ya motorunda. Ama biz gerçek hayatta taşıyoruz. Ne kadar tehlikeli bir şey. Ve ana bir arterde gidiyor yani hiç oralı da değil. Tüp taşımak yasak. Benim bildiğim bu açıkçası. Oğuz'la sürelim şimdi. Ya vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Bazı görüntülerde ben artık şaşırdım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani şu arkadaşımıza bir bakın gözünü seveyim. Bacak bacak üstüne atmış. Elinde telefon. Bir eli zaten gidonda değil. Kavşağa giriyor. Kalabalık bir kavşak. Müthiş bir yetenek galiba. Yani ben yapmam, yapamam şunu ama o yapıyor. Ahmet'le Datça yolunda sürüyoruz. Ahmet'in önünde de bir arkadaşı gidiyor ama arkadaşı çok galiba hakim değil motosiklete. Bakın Ahmet'in çizgisi iyi. Onunkiler hep böyle içeriden içeriden. Hep korktuğumuz şey oluyor tabii ki. Virajı görmeden içeri girince, sonrasının ne olduğunu bilemeyince korkuyor. Bakış kaçıyor. Fren geliyor derken gidiyor. Ahmet de bir ara ona fokuslanıyor yalnız. Bakalım şimdi bir daha izleyelim. Bakın girmeyin şöyle içeriden. Neden? Virajın sonunu bilmiyorsun. Ne kadar hızlı gireceğini bilmiyorsun. Ama giriyorsun. Bak şimdi aynısını yapıyor. Virajın dışını, çıkışını görmeden içeri girince o viraj sert çıkarsa fren gelir. Fren gelince ne oluyordu? Motosikletimiz düzleşiyordu, dikleşiyordu. Dikleyince ne oluyordu? Dışarı doğru gidiyorduk. Bu arada Ahmet de bakın. Onunla birlikte bir ara dışarı doğru gidiyor. Çünkü hedefe kilitlenme yaşanır. Son anda Ahmet daha tecrübeli kıvırıyor. Yani büyük geçmiş olsun ama lütfen viraj yapacaksanız eğitim alın. Bavyera Aslanı ile birlikteyiz. Vallahi ismini de unutmuşum. Aslan diyeceğim artık. Sarı yandı. Hareket etti. Sola doğru dönecek ve orada boş bir yol onu bekliyor. Karşıdakiler duruyor derken yaya çıkıyor. Ve yaya çarpıyor. Değil mi? Seyredeceğiz bir daha ne olup ne bittiğini göreceğiz tabii ki. Bakın burada dönüyor ve yayadan bakın orada o araba park etmiş. Yasak yerde duran o beyaz araç var. O olmasa bu kaza olmaz.
Ama işte o senin görüşünü kapatıyorsa sen de biraz yavaşlayacaksın. Yaya da biraz etrafına bakacak canım. Yani yaya geçidi değil, bir şey değil o. Yani oradan geçmeye hakkı yok. Ama yine de yayalara öncelik tanıyacağız değil mi? İzmir bu. Mavişehir civarları, Ostancı. Araba dönüyor. Vallahi döndüğü yere bakmayın. Gidiyor tramvay rayına giriyor ve tramvay geliyor. Yazık, tramvay korna morna bak duruyor orada. Ama şimdi burada arkadaşımızın bu aracın ne yaptığını öngörmesi gerekiyor. Şimdi sağda durmuş, yönü sola doğru bir şeyler yapacak. Ya biraz sağa kaçıp bir yavaşlayalım. Ork garaj. Bir yavaşlayalım ya. Sonra kaza oluyor işte, öngörün. Ama arabanın yaptığı müthiş bir şey ya. Tramvay yoluna tramvay gelirken geliyor bir de. Yani ve plakada 35, yani yerli biri. Biliyor buraları. Ama bunu yapabiliyor işte. Her şeyi öngörün. Olmaz olmaz. Bakalım, güzel bir yol burası. Eğridir Zonguldak yoluydu galiba. Hakan'la sürüyoruz. Benim de çok sevdiğim bir yol. Geçen gün ön fren arka fren yolunu diyorsun burada çekmiştim derken köpek geldi. Bakınız arkadaşlar, köpeği ya da bir hayvanı gördüğünüz zaman lütfen uzaklaşın. Olabildiğince uzaklaşın ve olabildiğince yavaşlayın. Burada gördün. Yetmez o kadar yavaşlama. İyice uzaklaş arkasına doğru ve yavaşla. Çünkü geri dönebilir. Bir hayvanın ne yapacağını öngöremezsin. Yazık, korkmuş da geri kaçsa vurdu gitti işte. Değil mi Hakan? İkinci Hakan'ımız Hakan Yılmaz. O bir vlogcu zaten. YouTube kanalı da var. YouTube kanalına video çekerken bana konuk oldu. Neden? Önde arkadaşı gidiyor, onunla konuşuyorlar. Sağ el havada ama. Arkadaşı durunca panikle fren yapıyor, düşmekten kurtuluyor. Bakalım bir daha Hakan Yılmaz ne yapabilirdi? Bir kere şu ellerini bırakmayabilirdi. Yani freni tutan el, bırakmasana onu. Sağ el, sol eli anlıyorum da sağ eli bırakmayı hiç anlamıyorum. Ben de bazen konuşurken sol elimi bırakıyorum. Şimdi bakın, freni yapıyor, sonra arkadaşının yanına gidiyor. Oğlum atladılar bir anda ya. Ne yapıyorsun sen? Yazıklar olsun sana. Bir anda atladılar dediği yer yaya geçidi yani. O da YouTuber. Yaya geçidi orası. Ne atladısı? Sen duracaksın, adam geçecek. Bir anda atladılar ne? Yaya geçidi orası. Bu arada Hakan'cığım, videonun başından beri sinyalin yanıyor. Sola mı sağa mı tam anlamadım ama yanıyor yani. Sen bir dikkat et istersen. Vallahi biri dönecek zanneder. Tepene çıkıverirler. Çok teşekkür ediyorum video için. Geçmiş olsun. Öf, akşam ve yağmur. Hiç sevmediğim ikileme. Akşamı zaten sevmem. Bir de üstüne üstlük yağmur. Cem'e kolaylıklar diliyoruz. Cem bir sokak arasından caddeye çıkacak. Sağ sinyal mi veriyor? Sol mu veriyor? Sağ galiba. Ve giderken araya gireyim diyor. Taksideki müşteri kapıyı açıveriyor. Açar mı? Açar. Yani aynası yok ki adamın. Neyi görüyorum ben lan? Beni görmüyor musun diyorsun? Lafa bak, görmüyor musun diyor. Kapıyı açmışsın, vurmuşsun, görmüyor musun diyorsun. İnerken baktın mı? Cem çok kızıyorsun ama yani o araya girdiğin zaman bunu göze alman lazım. O araya girmek hakkın değil ne yazık ki. Hayır, lafa bak abi, o kaza olmuş. Bir şeyin var mı kardeşim, diyeceğine görmüyor musun? Geçilir mi? Bak, nasıl geçirsin oradan? Tamam, tutalım raporu bakalım kim hata. Oraya bak, demire bak. He, bak. Sağdan geçirdi. Tamam abi, tut raporu, sağdan geçiriyor mu geçirmiyor mu görürüz. Arkadaşlar, motorun küçüklüğünden faydalanıyoruz, giriyoruz, biliyoruz ama çok dikkat etmemiz lazım. O adam gerçekten göremez. Aynası yok ki, arka koltukta oturuyor. Yani şoförün uyarması lazım. O da dalgın olabilir. Siz kendinizi koruyun. Lütfen siz kendinizi koruyun. Otobandan, bağlantı yolundan girdiniz. Bir ana artere bağlanıyorsunuz ya da otobana bağlanıyorsunuz. Böyle bir giriş var. Önce bir hızlanma yeri geliyor. Arkasından o yol diğer yolla birleşiyor. Burada geçiş üstünlüğü kimin? Yani kim kime yol verecek? Şimdi siz bir yola katılıyorsunuz motorcu olarak. Dolayısıyla geçiş önceliği arabada. Siz arabayı bekleyeceksiniz. Burada çok tartışma çıkıyor. Siz arabayı beklemek zorundasınız. Çünkü çizgiler var. Yola katılacak olan sizsiniz. Tam tersini düşünelim. Bu kez araba sizi beklemek zorunda. Bekler mi? Beklemez. Zaten kör noktasında gidiyorsun. Ne bekleyecek arabası? Haş diye önüne çıkar vallahi. Bu yüzden kolla kendini. Bak, burada hak benim, hukuk benim, öncelik benim dersen vallahi o araba üstüne çıkar. Yapmayın. Tamam, haklı olabilirsiniz. Zabıtta siz üstün olabilirsiniz ama
hastanede imzalarken uzattı. O yüzden haklı olmayı beklemeyin, hayatta kalmayı bekleyin. Lütfen siz dikkatli olun. Haklı olduğunuz yerde bile öngörülerde bulunun. Hadi iyi sürüşler.